Evet arkadaşlar, Büyük ve Küçük kanalına hoş geldiniz. Motor bilimi programında bugün sizlerle herkesin merak ettiği bir konu olan turboyu işleyeceğiz. Genel bir ifadeyle turbo, egzoz gazları içindeki atık enerji ile çalışan bir hava pompasıdır. Turbo, türbin çarkı, kompresör çarkı ve ikisini birbirine bağlayan milden ibarettir. Yani ana parçaları bunlardır. Motoru terk eden basınçlı egzoz gazları türbin çarkına yönlendirilir. Türbin çarkının dönmeye başlamasıyla türbin çarkına bağlı olan mil döner, milin diğer ucunda bağlı olan kompresör çarkı da dönmeye başlar. Yüksek devirlerde dönen kompresör çarkı havayı basınçlı bir şekilde silindirin içerisine iter. Silindirin içerisine basınçlı bir şekilde ve daha fazla dolan hava, silindir içerisindeki yakıtın her zerrecinin yanmasını sağlar. Böylece yakıtın verimliliği artar. Yani yanmanın verimliliği artar. Ve böylece ekstra bir güç sağlamış olur. Turbodan daha yüksek verimler almak istiyorsak, intercooler dediğimiz sistemi kullanmalıyız. Çünkü turbo kompresöründen çıkan gazlar yaklaşık 160 derece sıcaklığındadır. 160 derece sıcaklığındaki gazlar silindire gitmeden önce intercooler, yani ara soğutucudan geçirilerek soğutulur. Soğutulan gazların yoğunluğu artar. Yoğunluğu artan gazlar silindir içerisindeki yakıtın daha verimli ve daha fazla yanmasını sağlar. Daha verimli yanan yakıt motordaki gücün ve performansın artmasını sağlar. Turbolu araç kullanımında dikkat edilmesi gereken konulardan biri de araç ilk çalıştığında ve istop edilmeden önce bir süre beklemek gerektiğidir. Çünkü araç ilk çalıştığında motor yağ basıncı istenilen seviyede değildir. İstenilen seviyeye gelene kadar bir süre lölentide beklemeniz turbo sağlığı açısından iyi olacaktır. Aracı direkt istop edersek turbo kanatçıkları dönmeye devam edeceği için yağla beslenemeyeceği için yine zarar görebilir. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Siz uzun bir koşu yaptıktan sonra durduğunuzda kalbinizin hala hızla atmaya devam ettiğini göreceksiniz. Turbonun mantığı da budur. Araçla uzun bir yolculuk yaptıktan sonra durduğunuzda turbo halen daha dönmeye devam eder. Bir süre bekleyin. Bir süre beklemeden direkt istop ettiğiniz takdirde turbo motor yağıyla beslenemeyeceğinden boş döner ve zarar görebilir. Bunlara dikkat ediniz. Turboyu böyle açıkladık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşleriniz bizim için değerlidir. Büyük ve Küçük kanalından hepinize sevgiler ve saygılar.